Merhabalar, bugün sizlere kısaca kedi ve köpeklerdeki hipertansiyondan bahsedeceğiz. Hipertansiyon, kan basıncının normal sınırlar üzerine çıkması ve kalıcı olarak yüksek seyretmesidir. Ve sistemik hipertansiyon kardiyovasküler sistemde, merkezi sinir sisteminde, gözlerde, üriner sistemde ciddi komplikasyonlara yol açan bir sorundur. Hipertansiyon başlangıçta klinik olarak fark edilemeyebilir. Dokularda geri dönüşümü olmayan hasara sebep olarak organ yetmezliklerine neden olabilir. Aylarca hatta yıllarca fark edilemeyebilir. Bu nedenle kliniğe gelen hastalarda tansiyon ölçümleri mutlaka rutin olarak yapılmalıdır. Özellikle 7 yaş ve üzeri hastalarda tansiyon ölçümlerine dikkat edilmelidir. Şimdi normalde büyük tansiyon ve küçük tansiyon var. Biz buna büyük tansiyon sistolik kan basıncı, küçük tansiyon diastolik kan basıncı diyoruz tıpta. Sistolik kan basıncı 160'ın üzerinde olduğunda, yani büyük tansiyonun 160'ın üzerinde, küçük tansiyonda 100'ün üzerinde olduğunda hipertansiyon durumu söz konusudur. Ve veteriner klinikte daha çok büyük tansiyon dikkate alınır. Tansiyonun çeşitleri vardır. Primer tansiyon ve sekonder tansiyon diye ikiye ayırabiliriz. Bir de durumsal beyaz önlük hipertansiyon dediğimiz tansiyon çeşidi de vardır. Tamam, ne oldu? Durumsal hipertansiyon dediğimiz bir tansiyon çeşidi de vardır. Bu beyaz önlük hipertansiyonu diye de geçiyor. Ortamda strese bağlı, çevresel faktörlerin etkisiyle oluşan, yani tansiyonun yükselmesi durumudur. Normalde kendi ortamına döndüğünde tansiyonu normal değerler arasına gelecektir. Diğer hipertansiyon çeşitleri, biri primer hipertansiyon, diğeri de sekonder hipertansiyondur. Primer hipertansiyon altta yatan herhangi bir neden olmadan oluşan hipertansiyon çeşididir. Çevresel faktörlerin ve genetik faktörlerin etkili olduğu düşünülse de tam olarak nedeni bilinmiyor. İnsanlarda oluşan hipertansiyonun %90'ı primer hipertansiyondur. Fakat kedi ve köpekteki hipertansiyonun %20'sini primer hipertansiyon oluşturmaktadır. Kedi ve köpeklerde daha çok sekonder hipertansiyon görülüyor. Sekonder hipertansiyon herhangi bir hastalığa bağlı olarak kan basıncının yükselmesi durumudur. Bazı ilaçların kullanılması, kronik böbrek yetmezliği, böbrek üstü bezlerinin tümörleri, hipertiroid dediğimiz tiroid bezinden fazla miktarda tiroid hormonunun salgılanması durumu, kardiyovasküler hastalıklar, bu gibi durumlar, aynı zamanda şeker hastalığı, bunlar hipertansiyona sebep olabilen altta yatan nedenlerdir. Özellikle kedilerde kronik böbrek yetmezliği hipertansiyonun oluşumunda oldukça etkilidir. Kronik böbrek yetmezliği olan kedilerin %74'ünde hipertansiyon bulunmaktadır ve aynı şekilde hipertansif kedilerin %65 kadarı da kronik böbrek yetmezliği görülmektedir. Şimdi klinik bulgularına gelecek olursak, sistemik hipertansiyon gözlerde, kardiyovasküler sistemde, merkezi sinir sisteminde ve böbreklerde komplikasyonlara yol açar ve bu organlarda oluşturduğu hasarı hedef organ hasarı olarak adlandırıyoruz. Kan basıncı 160'ın üzerine çıktığı zaman gözde retina dediğimiz gözün arka kısmında ışığı algılayan ve sinirlerden oluşan bir yapı vardır ve bu yapıda kopmalar, ayrılmalar ve ödem gibi durumlar oluşabiliyor. Göz içi kanamalar şekillenebilir. Ciddi hipertansif oküler hasarı bulunan kedilerde tam olarak retinal ayrılma ve göz içi kanamalarına bağlı olarak körlük gelişebilmektedir ve bu körlük geri dönüşü olmayacak şekilde olmaktadır ve özellikle en sık karşımıza çıkan şikayetlerden biri de aniden kör oldu şeklinde gelmektedir. Bunun dışında kan basıncı çok fazla yükseldiğinde özellikle kapiller damarlardaki hidrostatik basıncın artışına bağlı olarak beyinde hücreler arası ödem şekilleniyor. Ve bu hücrelerdeki hacim artışına bağlı olarak kafa içinde basınç artışı şekillenir ve bu durumda nörolojik fonksiyon bozukluklarının oluşmasına neden olur. Ne gibi bulgular görürüz? Denge kaybı,
epilepsi krizlerine benzer krizler, koma hali, bilinç kaybı gibi durumlar gözlenebilir. Hatta ödem çok ilerlediğinde, çok şiddetli olduğunda beyin fıtığı dediğimiz ölümcül olabilecek durumda gözlenebilmektedir. Hipertansiyonun kalp üzerine etkisini daha çok sol ventrikül hipertrofisi şeklinde görürüz. Bu da şimdi hipertansiyon durumunda kalp yüksek basınçta kan pompalar ve bu artan iş yükü durumunda akciğerlerden gelen temiz kanı vücuda pompalayan sol karıncık duvarında, kalbin sol karıncığının duvarında kalınlaşmalar şekilleniyor ve bu durum ileride fonksiyon bozukluğuna ve yeterince görevini yerine getirememesine sebep oluyor ve şiddetli hipertansiyon durumlarında kalp yetmezlikleri şekillenebilir. Böbreklerden daha önce bahsettiğimiz gibi birbirlerini yani hipertansiyon hem böbrek yetmezliğinin oluşmasına sebep olmaktadır ve aynı şekilde kronik böbrek yetmezliği de hipertansiyonun hem oluşumuna hem de devamlı hale gelmesine sebep olmaktadır. İkisi de birbiriyle ilişkilidir. Hipertansiyonu eğer bir böbrek hastasında hipertansiyon durumunu, tansiyonu diyelim kontrol altına almazsanız hastalık daha hızlı bir şekilde ilerler. Çünkü protein ürüyü şiddetlendirir. Bu durumları göz önüne aldığımızda tansiyon deyip geçmemek lazım. Mutlaka rutin olarak kliniğe gelen her hastadan tansiyon ölçümleri yapmak lazım. Çünkü yüksek kan basıncının erken dönemde teşhis edilmesi ve kontrol altına alınması durumunda geri dönüşü olmayacak duruma gelinmez. Yani oluşan bulgular, semptomlar geri dönüşü de olabilir. Bu nedenle erken teşhis oldukça önemlidir. Çok geç kalınmış vakalarda geri dönüşü olmayacak ve bizi üzecek durumlarla karşılaşabiliriz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sormak istediğiniz başka sorular varsa bize Instagram hesabımızdan, YouTube kanalımızdan ve WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.